hocam, niye botoks önerir? Botoks biliyorsunuz botulinum toksini, yani bir aslında zehir, felç eden bir zehir. Kasları felç ediyor. Biz tıpta bu zehiri tedavi amaçlı birçok bir yerde kullanabiliyoruz. Mesela akalazi dediğimiz yemek borusunun altında kasın gevşeyememesi durumunda kullanılabiliyor. Veya bir anal fissür dediğimiz kranşımız olarak konuşuyorum. Makatte çatlaklarda makat kasını biraz gevşetebilmek için kullanıyoruz. Ve bunun yanı sıra estetik cerrahide de çok biliyorsunuz kullanılıyor botoks. Mide botoksu uzun zamandır uygulanan bir yöntem, uyguladığımız bir yöntem. Bu gerilin hormonu dediğimiz açlık salgılanan fundus kısmından midenin dediğim kısım bu botokstan sonra midenin o bölgesine de yapıyoruz. Artı midenin alt kısımlarında midenin kasılmalarının olduğu kaslara da yapıyoruz. Hemen hemen 25 tane farklı midenin bölgesine botoks enjekte ediyoruz. Bunun sonucunda hem bu açlık hormonu seviyesi düşüyor, hem de midenin boşalımı geciktiği için, bir nevi kısmi felç olduğu için mide, boşalması gecikiyor ve bu açlık duygusunu bastırıyor ve tokluk duygusunun uzamasına neden oluyor. Böyle olunca da bu hastalarımızda kilo kayıpları 20 kiloya kadar olabiliyor. Yine diyetisyen mutlaka şart ama. Çünkü botoks aynı zamanda diyet yapmanızı kolaylaştırıcı bir yöntem ve başarıyı arttırıyor. Normal bir diyetle eğer ayda 2 kilo verecekseniz bir botokslu mide ile diyette aynı diyeti yaparsanız bu 4,5-5 kilolara kadar çıkabiliyor. Öyle olunca başarı çok artıyor. Kalıcılık süresi 6 ay mutlaka. 6 ay sonra artık midenin felç olan kısımları yavaş yavaş yine kasılmalar başlıyor. Ama istenirse 6 ay sonra tekrar bir tur daha yapılabilir.